Stres babacığım, stres. Kendi kendimi mi keseyim ne abi? Ne olur yarım. Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Doğukan. Bugün GTA 5 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün LSPD yapar polis modunda değiliz arkadaşlar. Bugün servisçi olmuşçu modundayız. Gerçi servisçilik modu diyelim. Yani oyunun genel modunda yok. Biz hayali yolcularımıza devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradan Fatih Sert kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisi bana Kocaeli Gebze'den bir servis ayarladı. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında modun orijinali, aracın orijinali. Dediğim gibi Fatih kardeşimize ait. Bütün etiketler kendisine ait. Sadece biz ona 41P3008'i kulağına fısıldadık ve bize böyle bir araç çıkardı sağ olsun. Endless'lerinden tutun köselesine kadar, yani bakın köseleleri göstereyim şöyle, araba şöyle V'den birazcık daha yakın alayım, ileri alayım, şöyle köselelere kadar var. O benlerin hepsi yanıyor şöyle görmüş olduğunuz üzere. Arka geri viteslerin hepsi şey, ikisi de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ampul değil, led. Aynı şekilde bizim ya kırmızılar bile led, yani görmüş olduğunuz gibi tam bir portakal paket, limon değil de tam turuncu, yani çok tatlı bir araba oldu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane, yani 2 takım boş kornamız var. Bir takım da çanımız var arabada. 41P3008. Buradan Kurucu Turizm'e selam olsun. Buradan da beni bu işe alıştıran şerefsiz Tarık kardeşimize, şaka yapıyorum, Tarık Değirmenci kardeşimize çok selam olsun. Servisçilerin kralı. Buradan kendisine selam. 3008'i bize o önerdi. Normalde benim kendi kullandığım servis. Gerçi ben sabit bir plakada değilim de. Önceki 2143'tü bunun plakası. 41P2143'tü. Akdoğan Turizm'e ait bir araçtı ama biz bunu 3008 yaptık. Yeni kasa Sprinter, hem de 2008'de yeni kasa bir Sprinter'da bir plakada. Buradan bütün Gebze'deki etiketçi olan da olmayan da bütün servisçi kardeşlerime, abilerime, akranlarıma, ablalarıma selam olsun. Ablalarıma diyorum, benim bildiğim kadarıyla Gebze'de bir tane kadın servisçi var. O da çok nadir, 2-3 kere denk geldim, gördüm. Kapalı bir ablamız sürüyordu hatta. Ona da buradan ayrı bir selam olsun yani. Gerçekten yürek ister. Özellikle kalabalık bir şehirde servisçilik yapmak, taksici de vardı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da. Gerçekten çok zor yani. Bu kadar kötü niyetli insanlar arasında gerçekten çok zor. Hepsinin emeğine sağlık. Buradan bütün şoför camiasına, bütün servisçi camiasına selam, saygı, sevgi. Buradan bütün arkadaşlarıma selam yolluyorum. Arkadaşlar GTA 5 değil de bütün GTA tarihinde yapılmamış bir şey. Yani hem bir Kocaeli plakası hem etiket bir servis arkadaşlar. Güzel bir şekilde bugün, güzel bir şekilde oynayacağız. Yani bir Mahmut serisi olmayacak ama bugün bir Tarık'a sövüş videosu. Beni servisçiliğe alıştırdı. Ben normalde uzun yola gidiyordum. Ehliyeti aldığımdan beridir. 18 yaşımda ehliyeti aldım. 24 yaşındayım. İşte geçen sene başladım diyebilirim servisçiliğe. Yani geçen sene başladım. Geçen seneden bu yana arkadaşlar servisçilik yapıyorum ama dediğim gibi, ama gerçekten bunun zevki de farklıymış yani. Ben çok eski bir etiketçi değilim. Etiketçiliği burada öğrendim. Çok naif, çok nazik bir iş aslında. Modifiyecilikten çok farklı bir şey. Çok anlamlı ve bu arada aracımız o kadar detaylı ki, yani üstteki görüyor musunuz? Pioneer'lara kadar var. Arkası bir güzel değil. Bu arada bunu yaptırabilirsiniz yani. Fatih'le konuşun. Modu yapan arkadaşımızla kendisine rica edin. Abi farklı bir fiyat illaki çekecektir. Bana yaptığı fiyat değildir yani. Dediğim gibi bunları yaptırabilirsiniz kendisine. İç dizaynını daha düzgün yapabilir yani, ama dışarısı gerçekten kusursuz. Dışarıya olacak başka bir şey yok yani. Gençler yavaşta diler değildim. Yani öyle bir modumuz yok yani, şuradan yolcu alınacak değil, hayali yolcularımız olduğunu düşünelim. Tek bir yere, tek bir noktadan alıp bir noktadan bırakacağımızı hayal edelim yani. Şöyle ileriden alacağız arkadaşlar. Daha sonra götüreceğiz. Okul taşıtı değil aracımız. Normal. Ben okul taşıtı araçları sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Gerçek hayatta da öyle yani. Mümkünse okul taşıtı olmayan servisleri binmeyi tercih ediyorum. Kullanmayı, şoförlüğünü yapmayı. Ama bırakacağız. Servis camiasında bırakıyorum yani. Yeter bu kadar kısa bir süre. Kendi plakamız, kendi aracımız olmadığı sürece arkadaşlar şoförlük gerçekten amelilik yani, onu söyleyeyim. Buradan da yine bir şoför olarak bir sitem belirtelim yani araç sahiplerine. Güzel bir şekilde devam edelim. Buradan Tarık'ın amına koyayım ben yani. Bize bu olayı piç, bize bu bir işe alıştırdı amına koydum piçi. Yani buradan gerizekalı yavşak herif. Ne güzel uzun yolda kafa dinliyorduk amına koyayım. Bak. Şu çok crazy mi? Sikerim belanızı oğlum, bağırmayın lan. O güne... Arkadaşlar az önce aslında ben bir kayıt aldım. Onu da siyah ekran çekmiş. Amına koydum uygulaması. Eyvallah. Bacılar selam. Servisimizi bırakmaya gidiyoruz. Noktaya götüreceğiz arkadaşlar servisimizi. Bir kafeterya gideceğimiz yer. Köy yolunun ortasında bir kafeterya. Oraya bir servis çekiyoruz aslında. Kafe çalışanları, kafeterya çalışanlarının servisini çektiğimizi hayal edin yani. Gerçekte 3008 çekiyor muydu? Tarık çalışıyordu herhalde. Darıca'da neydi oranın ismi, unuttum. Yorumlarda belirtebilirse kendisi.
kendisi. Bu arada servisçi arkadaşlarını izletecekmiş videoyu. Onların hepsine de selam olsun. Bu arada kanalı bilmiyorlarsa shitpost editler var. Shitpost dediğim yani abi her türlü küfür, argonun olduğu editler bunlar. Yani her türlü manyaklığın döndüğü editler videolarımı görebilirsiniz. O yüzden videoda küfür, argo, hakaret duyacaksınız. O yüzden kulaklıkla dinleyin. Başkaları duymasın. Ya bu saat bak videonun şurasından sonra gelecek editlerden ben sorumlu değilim. Onu söyleyeyim yani. Buradan yine Tarık'ın amına koyayım ben. Allah'ım ya. Oğlum lisede var acayiptim ya. Çok şey yerdim biliyor musun? Normalde Tarık'ı yanıma alacaktım. Söz vermiştim. Şuraya yana bir karakter daha atacaktım ama onu yapamadım. Olmadı yani. Tarık'a bir karakter benzetemedim. Uzun boylu şöyle bir zenci. Ya kısacası çingene amına koyayım. Oba taksici. Sözde amına koyayım şeyiz yani ha. Meslektaşız. Yavşak herif. Bu arada arkadaşlar elimizde bir Egea var etiket. Üf onunla da yani tabelasına kadar dolu boş tabelasına kadar var. Mükemmel bir taksi oldu o da. Yine Fatih kardeşimizin elini emeğini koluna sağlık. Onunla da bir video gelecek yani haberiniz olsun. Görüyor musun ya şey paket ya bak uzunlara kadar şey yanıyor yani. Portakal paket limon değil de biz buna portakal diyelim yani. Harbiden çok güzel oldu arabaya. Baksana süzülüyor ya şuna bak. Şuna bak şuna. Nasıl süzülüyor ya. Gerçek hissiyatı veriyor. Gerçekten veriyor ya. Vay be. Trafikte marafikte kavga mavga da olmuyor. Şuna bak. Şuna biz bir oynayak şundan. Oğlum orospunun çocuğu. İn lan aşağı. İnsene oğlum. Gel lan tutanak tutacağız. İn aşağı. Tutanak tutacağız. İn bakayım aşağı. İnsene. Kaçma. Buraya gel. Buraya gel. Buraya. Bunun çocuğu. Buraya gel dedim mi? Gelir. Sikerim ben ana. Sana koyduğumun oğlu seni. Gel buraya tutanak tutacağız diyorum. Sen kaçıyorsun. Ben sana diyorum ki benim servisime çarpıyorsun. Tutanak tutacağız diyorum. Sen kaçıyorsun. Senin amına korum. Yavşak. Oğlum yavaş. Ne diyorsun lan? İn lan aşağı. Gel buraya gel. Nerede lan benim çakım amına koyayım? Dur şöyle şekil lafili bir çakım. Dur satır var. Satır çıkardım servisten. Satırı çıkardım servisten. Saptıracağım bunu. Abla senin ben amına koyayım orospu çocuğu. Senin siktimin karısı. Azgın orospu. Gel buraya senin amına koyacağım seni. Gel buraya. Buna koydum bunu adamı seni. Buna koydum bunu. Doğru kafayı doğru. Abla seni de amına koyayım. Arabadaki hepinizin amına koyayım. Buna amına koyayım. Aynısını yapıyor orospu çocuğu. Evet arkadaşlar ortalık biraz karıştı. Abla yollar sikerim ha. Ortalık biraz karıştı arkadaşlar. Olabilir bunlar. Trafikte olabiliyor böyle şeyler. Ablacığım. Hayırdır? Aa, abla bize iş koyuyor. Bu arada araç normalde sağda şeyi gözüküyor. Normalde bununla 417 idi. Olması 418 mi? 417 modeli mi ne? Yaz. Şimdi normalde gerçek hatta bununla 180-190 yapılıyordu. Tarık öyle diyordu bana. Ben hiç kullanmadım bu paketini. Nasip olmadı ama yapılıyor dedi bana. Ama ya oyunda da normalde istesek bunu biz 300-400 kilometreye de çıkartırız ama zaten harita birebir ölçekli. Yani şuradan W'ya bir koydum yani 3 saniye dikmenin anlamı yok. Burada bir keyif için gidiyoruz yani. Birazcık daha gerçekçi katmak amaçlı. Tek noktaya servisimiz var. Bırakacağız. Yani şey değil. Bu video öyle çok uzun bir video olmayacak. Hem böyle modu göstermek amaçlı hem de böyle piyasaya selam yollamak amaçlı güzel bir video çekmek istedim. Ama daha güzel bir videoda gelecek yani böyle o dolmuşçu modunu ayarlayacağım. Ya arkadaşlar telif olmasa şurada güzel müzik de çalarız. Yani bu arabada aslında bastın müzik çalıyormuş gibi de yapabiliyoruz. Böyle imkanlarımızda böyle modları kullanabiliyoruz ama maalesef telif olayı. Böyle Müslüm Gürses çaldırabilirdik ama maalesef teliften dolayı çaldıramıyoruz. Hele geldik. Yapıştırıyoruz tabii. Ne yapıyoruz abi? Kornaları, hellaları. Havalı korna eklettireceğim bir sonraki videoya unutmazsam. Evet arkadaşlar geleceğimiz yere yaklaştık yavaş yavaş. Ya yemin ediyorum var ya servisçiler olarak motorculardan çok müzdaribiz. Hepsine yer veriyorum, yol veriyorum, her şeyi yapıyorum ama yani öyle bir ibnesi denk geliyor ki yani motorcu arkadaşlar lütfen yani birazcık anlayışlı olun kardeşime yeter ya. Yemin ediyorum saatlerdir yani şu aracın üstünde oluyoruz. Göremeyebiliyoruz yani zınt diye bir anda geçiyor anlamıyorsun yani anladın mı? Geldik abi biz de şuraya. Bizim servisimiz burası. Şöyle kapımızı da açalım. Kapımızı da açtık. Yolcularımızı da indirdik arkadaşlar. Bu video böyle kısa olacak. Kusura bakmayın. Ama şimdilik böyle olacak yani. Bir sonraki videoya böyle olmayacak. Ben güzel mod ayarlayacağım yani. Dediğim gibi buradan tekrardan servis camiasına herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Bir sonraki GTA 5 videomuzda efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.